Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. E, bu seride oyun incelemesi yapacağız. Daha önceden oynayıp bitirdiğim, tamamen e, üzerinde bütün başarımları elde ettiğim ve oyunu tamamen bitirdiğim oyunlara incelemeler yapıp size aktarmaya çalışacağım eksilerini, artılarını. Oyun nasıl yapılmış, ya da nasıl oynanan bir oyun, e, nasıl bir tarza sahip. Bunların aktarımını sağlamaya çalışacağım. E, ve bir fikir sahibi olmanızı sağlamaya çalışacağım ve ilk oyun ele aldığım oyun Hidden Fox oldu. Çünkü Hidden Fox'u daha önce oynadım ve bitirdim. oynanın serisi de zaten mevcut kanalda. E, bütün başarımlarını aldığım, tamamen bitirdiğim bir oyun ve tadımlık bir oyun arkadaşlar. Hidden Fox e, bu 90'lı yıllarda gazetelerin yanında verilen dergilerde e, nesne bulma dergileri vardı. Belirli gizli nesneleri ya da önünüzde bulunan resimdeki tablodaki nesneleri bulmanızı isteyen dergiler satılırdı. Ya da İngilizce dergilerde Alt tarafta kelimeler verildi ve bu kelimelere ait nesneleri eşleştirmeniz için, daireye almanız için bir harita ya da bir resim olurdu. Oradaki nesneleri bulmaya çalışırdınız. 90'lı yıllarda böyle dergiler vardı. Bunun dijital versiyonu olarak düşünebilirsiniz Hitman Fox'u. Siyah çizgilerle çizilmiş, beyaz bir ortam teması üzerine kurulmuş, tatlı resimlerle oluşturulmuş bir oyun arkadaşlar. Bir dizi animasyonlu. E, sahne sunularak gizli karakterleri, nesneleri ve hayvanları bulmanızı sağlayan bir oyun, Hidden Fox. E, Hidden Fox Hollandalı bir bağımsız video oyun tasarımcısı tarafından yapılıyor, Adrian de Jong adında bir adam tarafından ve Hollandalı sanatçı Sylvain e, Tegroek tarafından geliştiriliyor. E, hikayelerine biraz baktığımda bu adamlar tanışıyorlar arkadaşlar bir yerde, bir konferans gibi bir yerde tanışıyorlar. Ee, Sylvain Tegroek bir sanatçı, bir çizim sanatçısı. yaptığı farklı nesneler var, kürelerin içine e, cisimler yapmaya da resim çizme gibi yetenekleri var ve Adrian onunla tar tanıştıktan sonra resimleri ilgisini çekiyor ve böyle bir oyun fikrinden bahsediyor. Tanışıyorlar. Ee, Sylvain bununla ilgili resimleri çiziyor öncelikle bu oyunu oluştururken Hidden Folk bu resimlerin hepsinin çizimini sağlıyor bir kağıt üzerinde. Sonra bunlar taranarak e, elle çizilmiş resimler taranarak, bilgisayar ortamında dijital hareket ve görüntüler için elle katmanlaştırılıyor. Yani e, önce resimler taranıyor, sonra hareket eklenecek ya da üzerinde bizim müdahale ettiğimizde hareket tepkisi verecek karakter veya nesnel çizimler tek tek, parçaları tek tek çizilerek katman katman birleştirilip e, şekil veriliyor ve oyun oluşturuluyor arkadaşlar. Ve e, tamamı da bu oyunun Unity e, oyun motoru üzerinde geliştiriliyor oyunla ilgili. Yani gördüğünüz oyunun içerisindeki tüm haritalar, e, bu gördüğünüz haritaların hepsi çizimler, elle yapılmış, karşılaştığınız bütün sesler de yapımcıların ağzından çıkan sesler. Yani oyun içindeki tüm etkileşim halleri menüde olsun, oyunun içinde olsun, karşılaştığınız tüm sesleri yapımcılar kendi ağızlarıyla yaparak kaydetmiş ve nesnelere aktarmışlar arkadaşlar ve tüm oyun elle çizilmiş bir durumda bir oyun. Şimdi oyun Şubatın 2016 Şubat'ta duyurusu yapılıyor. Oyunun çıkacağı yönünde bu tarzda bir oyun hazırlandığı yönünde ve 15 Şubat 2017'de de e, piyasaya sunuluyor. Steam üzerinden birçok platform üzerinden oyun e, sunularak insanların beğenisine koyuluyor. E, 23 dil mevcut oyunda ve bunların içinde Türkçe de var. Yani oyunda Türkçe yama yapmanıza gerek yok. Direkt kendinden Türkçe'si var ve Türkçe olarak oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. 8 adet eğer Steam'den oyunu satın aldıysanız 8 adet başarım mevcut. Bu başarımlar burada görmüş olduğunuz, beni de görmüş olduğunuz orman, çorak topraklar, şehir gibi bölümler var. Bu bölümlerin hepsindeki bütün bulmacaları, bütün nesneleri bulduğunuzda aldığınız başarımlar. Yani tüm bölümü tamamladığınızda bir başarım kazanıyorsunuz. Ve e, şu ana kadar burada 7 tane e, bölüm var. 7 tane başarım. buradan alıyorsunuz. Artı bir tane de ekstradan yaptığınız bir başarım var. Onu da alıyorsunuz. 8 adet başarım mevcut. Ayrıyeten biliyorsunuz ki birçok oyunda koleksiyon kartları var ve Steam Pazarı'nda koleksiyon kartı çok fazla dönebiliyor. Bu oyunda da 8 tane koleksiyon kartı mevcut arkadaşlar. 8 adet koleksiyon kartı var ve 20 kuruşla 40 kuruş arasında koleksiyon kartlarının fiyatları değişebiliyor. İsterseniz kazandığınız kartlarla onları satıp bakiyenize ekleyebilirsiniz. Ya da kartları tamamlayarak rozet seviyesi kasıp Steam'de rank atlatarak kendinize daha farklı özellikler ya da Emojiler kazanabilirsiniz Bu tarzda değerlendirebilirsiniz Oyunla ilgili oyunu satın aldınız ve yüklediniz Herhangi bir sorun yaşarsanız Support at Adresine yazabilirsiniz Direkt olarak yapımcıya mail atabilirsiniz Bu mail ile başvuruda bulunabilir Ya da bir talepte bulunabilir ya da bir öneride bulunabilirsiniz Bu adres üzerinden Kendisine yardım için Destek için ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi oyunun sistem Gereksinimlerinden bahsedelim öncelikle minimum olarak istediği sistem 64 bit işletim sistemi istiyor arkadaşlar Windows 7 e, ve üstü bir sisteme sahip olmalısınız 64 bit işletim sisteminiz olmalı yani 32 bit işletim sisteminde çalışmıyor oyun 64 bit istiyor minimum sizden e, DirectX sürümünüzün 9.0 olmasını istiyor minimum e, sizden DX10 uyumlu herhangi bir model ekran kartı kullanabilirsiniz. Bu kadar takılmıyor bu konuya ve 300 MB boş alan istiyor. Çok fazla yer kaplayan bir oyun değil. Zaten indirdiğinizde ya 100 MB falan indiriyor ama sizden alan olarak 300 MB istiyor. Bunu istemesinin sebebi oyunlar. Yani kendi normalde 10 GB olan bir oyun sizden 30 GB isteyebiliyor. Bunu istemesinin sebebi ileride gelecek update'ler ya da DLC'ler oyun boyutu artabileceği için yer hazırlamanızı istiyor. 300 MB bir kullanılabilir alan isteyecektir sizden. Bu tarzda bir bilgisayara sahip olmanız yeterlidir. Çok düşük sistem özellikleriyle oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunun fiyatı Steam üzerinde 24 TL. 24 TL'ye değer mi diyeceksiniz. 24 TL'ye değmez. Tabi bu tarzdaki oyunları seven, ben bu tarzda kafamın rahat olduğu, e, ee, bulmaca oyunlarını seviyorum ve bu parayı verebilirim diyen bir kişi alabilir. Ee, i̇sraf olmayacaktır paranız. Ama indirimde almanızda fayda var arkadaşlar. Oyun fiyatı 24 TL. E, ee, DLC olarak Şurada gördüğünüz menüde gördüğünüz plaj bölümleri eskiden DLC idi ve bunu DLC olarak alabiliyordunuz ek bir harita olarak sonradan oyuna dahil edildi diye biliyorum şu anda DLC olarak mevcut değil çünkü oyun içerisinde mevcut. DLC olarak şu anda bir tane DLC var. Mount Pack diye. Bu pack de arkadaşlar 6 TL 99 kuruş. Yani 7, lira. ne işe yarıyor diyecek olursanız. içerisinde oyun içine ekledikleri yapımcıların yapmış olduğu ağızla ürettiği sesler var. Ses paketi arkadaşlar. Bütün sesleri bir dosyaya sıkıştırmışlar ve bunu bu şekilde satın alıp indirebiliyorsunuz. Ne yapacağım ben bu dosyayı derseniz yani bu dosya sizin içinize yaramaz. Zaten oyunun içinde var oyuna eklenen bir ses dosyası değil ekstra almanıza gerek yok. Tabi bunu alıp e, ağızda yapılan sesler olduğu için size dosya halinde satıyorlar. Büyük ihtimalle istediği videolarda vesaire gibi şeylerde kullanabileceğiniz küçük sesler elde etmiş oluyorsunuz. Bu tarzda fikirleri olan insanlar alabilir ama sizin almanıza gerek olmayan bir DLC oyundaki sesleri bu şekilde peçh halinde almak isterseniz diye. Şimdi oyundan bahsedelim biraz. Oyun arkadaşlar az önce de söylediğim gibi 90'lı yıllardaki bu dergilerdeki nesne bulma oyunlarıyla e, dijital haline getirilmiş hali. Mesela oyun ilk başlarda size küçük bir bölgede başlatıyor. Mesela şöyle küçük bir haritada başlatıyor ve şuradaki alttaki nesneleri istiyor. Hemen altta bir nesne barımız var. Nesne barının üzerinde e, bir karakterin üzerinde geldiğinizde e, size ipuçları veriyor. Kaşif Garland bir sürüngenin diline hayran kalmış diyor. Ve buradaki ipucundan sizin nesneyi bulmanızı istiyor. Harita üzerinde. İlk başta sizi küçükten başlatıyor oyun. Mesela Kaşif Garland sürüngenin diline hayran kalmış diyor. Burada bir bukalemon var dilini çıkarmış. Kaşif Garland şurada ağacın arkasında ve ona mercekle bakmaya çalışıyor. Evet. Üzerine tıkladığınız zaman o nesneyi bulmuş oluyorsunuz. İşte yılana geldiğinizde büyük bir yılan. Gerçek bir çalı sürüngeni diyor. Yani ipucu veriyor size. Bir çalının etrafında ya da çalının orada olduğunu söylüyor. Çalıları temizlediğiniz zaman... Yılan şurada arkadaşlar. Bakın çalıları açtım. Yılan burada mevcut. Bu şekilde aşağıdaki nesne barında, nesnelerin üzerine geldiğinizde size küçük ipuçları veriyor ve ipuçlarıyla nesneleri bulmanızı istiyor. Sizi küçükten başlatıyor oyun. Oyun ilerledikçe haritalar daha büyük hale geliyor. Ee, en başta demiştim ki oyun elle çizil, çizilerek yapılmış ve sesler de ağızla oluşturulmuş. Şu an duyduğunuz bütün sesler yapımcıların ağzından çıkmış olan sesler. Tıkladığınızda, dokunduğunuzda aldığınız tüm sesler yapımcıların kendi ağzıyla oluşturduğu sesler arkadaşlar. Ee, oyunda. İlk bölümü bitirdikten sonra artık yeni haritaya açılıyor. Yeni haritaya geçiyorsunuz. Bu şekilde ilerleyerek bütün bölümleri açmaya çalışıyorsunuz. Mesela bu bölümün en son haritası bu. Bu kadar büyük bir alanda Size şu alttaki nesneleri bulmanızı istiyor. Yani şurada topu topu baksanız 10-15 tane nesne var. İpuçları veriyor ve siz bu ipuçlarından bu bölgelerde bu nesneleri bulmak istiyorsunuz. Birçok nesneli etkileşim haline girebiliyorsunuz. Ee, i̇şte arabalara basıyorsunuz. Korna sesi. Kapılar açılabiliyor. Ee, yani birçok şeyle etkileşim haline geçebiliyorsunuz. Çalılara dokunabiliyorsunuz. Mesela bakın. Bunları küçültebiliyorsunuz. Zıp, zıp. Şöyle Perde paravanları açı perdeleri açabiliyorsunuz çadırlardaki, ateşi söndürebiliyorsunuz. Yani birçok nesneyle etkileşim haline gelip, e, bir şeyleri arayabilir ya da bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu nesnelerin üzerinde gelen ipuçlarından yapıyorsunuz bunu. Bu tarzda bir oyun. Şimdi artlarına gelecek olursak oyunun e, bu tarzdaki öncelikle herkese hitap edebilecek bir oyun değil. Yani herkes bu oyunu kaldıramaz. E, nasıl kaldıramaz? Sabrı olmayan insanlar ya da Vurdulu kırdılı şeyleri seven insanlar da mevcut. Ya da çok safe takılıp ben sadece gözümle, göz yordamıyla, fareyi kullanarak bir şeyler oynamak istiyorum. Çok fazla zamana zamanım yok ya da böyle ilerlemeli hikayeli bir oyun istemiyorum. Oyunun öncelikle bir hikayesi mevcut değil arkadaşlar. Hikayesi yok. Tek kişilik bir oyun. Multipleri oynayamıyorsunuz bu arada. tek başınız oynuyorsunuz. Bir hikayesi yok oyunun öncelikle. Bunu belirteyim. tamamen nesne bulma üzerine kurulu bir oyun. Safe bir kafaya çayımı içerken fareyle böyle sağdan soldan e, dikkat üzerine kurulu bir oyun oynamak istiyorum derseniz oyun size hitap ediyor demektir. Alabilirsiniz ve oynayabilirsiniz. İndirimlerde oyunu satın almanızı öneririm. E, güzel bir oyundur. Böyle bir kafada düşünüyorsunuz. Ama çok fazla büyük bir de olan bir kişiyseniz yani bu oyun beni tatmin eder derseniz almayın. E, paranızı başka bir oyunda kullanın derim. Oyun artı olarak söyleyebileceğim yani patlamalı... Çatlamalı hoplamalı böyle ekranda grafiklerin patladığı çok muazzam silahların döndüğü oyunlardan sıkıldıysanız Ve safe bir kafada çayınızı içerken güzel bir oyun oynamak istiyorsanız Farenizle zaman geçirmek en azından bana birazcık zevk versin ve bu oyunda tadalıyım dediğiniz bir oyun arıyorsanız Bu oyun artı olarak bu özelliğiyle sizi kendine çekecektir 90'lı yıllarda yaşadıysanız ki yaşınız benim gibi 29-30 yaşlarındaysa 90'lı yıllarda bu e, nesne bulma dergilerini kullandıysanız ve o özlemi yaşamak, hissetmek adına böyle bir oyun arıyorsanız da yine bu oyunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü 90'lı yıllarda ben İngilizce dergilerde İngilizce kelimelerle o nesneleri birleştirmeyi çok severdim ve saatlerce derginin başından kalkmazdım. Bu tarzda bir bakış açınız varsa bu oyunu Hidden Folks'u alabilirsiniz. Ve son olarak e, artı olarak söyleyebileceğim çizimleri yani tamamen bir emek sarf edilmiş. Çizimleri çok çok tatlı, şirin yapılmış ve geniş boyutlarda haritalara sahip. Bu gördüğünüz orman bölümlerinin en son haritası. Çok geniş boyutlarda elle çizilmiş ve sesleri tek tek, tek oluşturulmuş. Bir emek sarf yapılmış bir oyun. Artı yönleri olarak bunları sayabilirim. Eksi olarak sayabileceğim de birçok şey var. Bunlardan birincisi oyunlar çok kısa arkadaşlar. Yani bölümler çok kısa diyeyim. Süreç olarak tamam sizi 4-5 saat götürecektir belki daha fazla götürecektir 6-7 saat çünkü arama nesneyi bulma oranıza göre değişecektir o sizin dikkatinize bağlı bir durum. Şimdi bölüm sayısı bence çok az. 7 tane bölüm var arkadaşlar kar bölümleri turne bölümleri falan gibi tabi bölümlerin içinde de bölümler var mesela turnede bakın 6 tane farklı farklı harita var gibi ama 7 tane ana bölüm var. Bölüm sayısı çok az ama bunu eksi olarak söylüyorum. Ama bu artı da olabilir çünkü yeni bölümler ekleniyor. Mesela daha önceden 5 tane bölüm vardı arkadaşlar. İlk önce plaj bölümleri eklendi DLC olarak sonra oyuna dahil edildi DLC'den çıkarak. Sonrasında en son gelen Haziran'da gelen turne bölümleri var. Ee, 2020 Haziran'da turne bölümleri dahil edildi mesela. Oyuna yeni haritalar gelmeye devam ediyor. Bu tarzda gelmeye devam eder sayısı artar mı bunu bilemiyorum. İlerideki süreçlerde yeniden güncellemeler alabilir yeni haritalar bazında. Ama ben harita bölümlerini az bulduğum için bunu eksi olarak söylüyorum. İkinci olarak oyunu tekrar oynamak istemiyorsunuz. Oyunu tamamen bitirirseniz, bütün nesneleri bulursanız, oyunu tekrar bir baştan oynayayım dediğinizde baştan oynama isteğiniz gelmiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü her şeyin yerini biliyorsunuz zaten. Oyunu bitirdiniz, her şeyi buldunuz. Her şeyin yerini zaten biliyorum. Adam eee. burada. Ee, yılan burada, maymun burada, muz burada. Bölümü bitirdim. Her şeyin yerini biliyorum şu anda. Ee, oyunda her şeyin yerini öğrendikten sonra oyunu tekrar oynama isteğiniz gelmiyor. Çünkü hepsini buldunuz, hepsini aldınız, tüm başarımları elde ettiniz. Her şeyi de ezbere biliyorsunuz. İkinci kez bir oynama isteği gelmiyor. Yani bir kez oyunu bitirdiğinizde artık tozlu raflara kaldırıyorsunuz sistemde oyunu. İkinci kez oynamak istiyorsanız aradan 1-1,5 yıl geçecek de siz oyundaki e, nesneleri unutacaksınız. Şöyle yapabilirsiniz. Oyun oynadınız. Unutun oyunu abi silin. Üzerine yeni harita güncellemesi vesaire gelir. 10-15 tane daha olur. Mesela 7 de 9'a çıkar harita sayısı. Oyuna bir girersiniz. Tekrar baştan bir oynayabilirsiniz. Yerlerini hatırlamayacağınız için eski nesneleri tekrar oynama yapabilirsiniz. Ya da bölümleri takip edebilir. Böyle oynayabilirsiniz. Ama eksi olarak oyun tekrar oynama isteği gelmiyor arkadaşlar. O öyle bir avantaj vermiyor. Nesnelerin yeri değişmiyor çünkü. Ee, üçüncü bir eksi olarak bazen çok küçük nesneler, mesela şuradaki bölümden göstereyim. Çok küçük nesneler çok zaman harcatabiliyor. Yani mesela küçük bir örümcek. Bu örümcek mantar sineklerinin tadına karşı koyamıyor diye bir ipucu vermiş. Şimdi bu haritada bir tane örümcek var. Mantar sineklerinden bahsediyor. Mantar sineklerinin tadına karşı koyamadığını söylüyor ve bu örümceği bulmanızı istiyor. Çok küçük nesneler sizi çok arattırabiliyor. Böyle haritada 1 saat, 2 saat o nesneyi bulmak için arayabiliyorsunuz ve bu sizi kanser edebiliyor. Rage geçirmenize sebep olabilir, sabırlı bir insan değilsiniz. Hatta oyunu silip, ya işine bak deyip oyunu silip kapatmanıza da sebep olabilir. Eğer sabrınız buna dayanıyorsa e, oyunu almanızı öneririm ama bu bir eksi yandır sabırsız insanlar için. E, sonrasında oyunda söylemiştim ki en başta sesler yapımcıların ağzıyla yapılmış sesler arkadaşlar. Şimdi bütün sesler oyun bu yapımcıların sesleri olduğu için ararken bakın şu anda ekranda haritada gezerken birçok ses duyuyorsunuz. Duyduğunuz seslerin hepsi nesnelere ait olarak yapılmış sesler. Bu bazı haritalarda sizi yorabiliyor. Çünkü çok fazla garip ve için çeşit ses bir araya geliyor ve karışıyor. Başınızı ağrıtabiliyor. Arkada onun yerine bu sesleri duymak yerine şöyle tatlı bir tonda müzik arayışında olabiliyorsunuz yani keşke bu sesler olmasaydı ben dokunduğumda ses çıkarsaydı da arkada tatlı bir tonda beni oyun içinde e, hevesli şekilde tutacak bir güzel bir müzik çalsaydı da ben ararken bu şekilde başım bazen ağrımasaydı diyorum eksi olarak. çünkü bakın mesela burada geziyorum birçok ses birbirine girmeye başlıyor e, farklı farklı karakterlerin e, sesleri çünkü bir araya geldiği için ve bu nesneyi bulamadığınız zaman zaten strese giriyorsunuz bulamadığınız için bir de bu sesler üzerine eklendiği için daha da fazla sizi yorabiliyor. Arkada tatlı bir müzik arayışında olabiliyorsunuz. Bence arka planda bir müzik olmalıydı ve tıkladığınızda sesler çıkarmalı nesneler diye düşünüyorum. Tabii siz farklı düşünebilirsiniz. Bu sizin hoşunuza da gidebilir. Bunu bilemiyorum. Kendi açımdan eksi olarak bu özelliği belirtiyorum arkadaşlar. Ee, ve bu ağızla yapılan Seslerden bazıları gerçekten e, olmamış diye düşünüyorum. Neden? Tıkladığımda beni gerçekten böyle irite eden sesler de çıkabiliyor. Şimdi zıp. mesela zıp diye bu ses zıp. Zıp. beni şu anda irite eden bir ses değil. Ama bazı bir sesler böyle gerçekten başınızın içine böyle iğne saplar gibi saplanabiliyor. Ve o sesler sizi irite edebiliyor oyunda. E, o seslerden de rahatsızlık duyabilirsiniz arkadaşlar. Oyunla ilgili söyleyebileceğim farklı bir şey yok. Gördüğünüz gibi nesne bulma üzerine kurulu, teması tamamen bunun üzerine kurulmuş, hikayesi olmayan bir oyun. 7 ee, tane haritası mevcut. Başarımlarından ve kartlarından bahsettim. Fiyatı yine tekrar ediyorum 24 TL. 24 TL değer mi dediğimiz zaman bu tarzdaki oyunları seviyorsanız 24 TL'ye değecektir. Eğer müftelasıysanız bu oyunların ama... Yok ben tadımlık bir oyun arıyorum. Tek seferde oynayayım bitireyim. Benim için geçsin. Tecrübe olmuş olsun diyorsanız indirim zamanını bekleyin. Ve indirimde alın derim ben sizlere. İndirimde de güzel fiyatları iniyor diye biliyorum bu oyunu. Ama şu andaki maksimum e, değeri 24 TL arkadaşlar oyunun. Diğer ikinci bölümde farklı bir oyundan bahsedeceğim. Yine bitirdiğim oyunlarla bir herhangi biriyle bir inceleme videosu. Çekeceğim ve anlatacağım oyunu size. Nasıl bir yapısı var, eksisi ne, artısı ne. Onlardan bahsedeceğiz. Diğer videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.